oyunculuk. O sonra flash TV'den kopan biz. Ay inanamıyorum, bu uyuma fikri neydi Allah aşkına ya? Neyse s**tür edin. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Aleyna Tilki. Aleyna geldi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin bir tanem. Hoş buldum. İyi ki geldin bu arada. Ay ben biraz daha geri gelelim değil mi? Yatağın pozisyondan bir dekorlarımızı da bozmadan. Günaydın öncelikle. Ay yeni uyandık biz bayağı bir yorulduk. Şöyle şekerleme yapamadık Aleyna ile oturuyorduk. Bugün inanılmaz bir konseptimiz var arkadaşlar. Aleyna ile yatak odası sohbetleri yapacağız. Aleyna'ya sorularımız var. Aynı zamanda içerisinde oyunlar da oynayacağız bu arada. Eğer istersen. Oyunlara varım. Odamız nasıl bu arada? Ay bu arada nasıl olmuş? Çok güzel. Tam sen yorum yaptın. Evet. Kendini evinde gibi tam hissediyor musun? Tam pijama partisi. Harika. Böyle. Kendini evinde hisset ki birlikte zaman geçirirken hem yatakta hem mükemmel ev konforunu biz sana evet sağlayalım istedim. Evet, Aleyna da buraya kendi, taşımış gibi. Aleyna da kendi uyuduğu oyuncakları getirdi ve bunu da bana hediye etti. Bunu da Can'a. Bunu değil, bana unicorn'u hediye etti. Bu onun. Onunla uyuyormuş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Biz de bunlarla uyuyacağız. Ya oyuncaklar çok anlamlı şeyler bence. Her türlü duyguyu yükleyebiliyorsun, hissedebiliyorsun. Doğru. Güzel bir şey yani nesneler. Ne yapıyorsun? Anlat. Nasıl gidiyor hayat? Bu dönem hayatının nasıl bir dönemindesin mesela? Bu dönem hayatımın iyi bir döneminde olduğunu düşünüyorum. Kız oynuyorsun. Ne oldu? Hayırdır? Bu kadar çabuk uyudu Aleyna. Hayatımın iyi bir dönemindeyim. Daha dur bismillah şimdi erilleştirme beni. Şaka yapıyorum korkma sakın. Biz arkadaşım. Arada geliyor ama eril perilerim. Yandın mı? Bu styling daha güzel sanki. Az daha mı seni yansıtıyor? Ya ben uyusam böyle uyurum. Okey. Hani ben Aleyna dedim ki gelirken hani böyle saten bir şeylerim varsa öyle bir şeyler getiririz biz çünkü öyle bir şeyler giyiyoruz. Pijama evet, partisindeysen uyum yani. Saten takım olur ama içinde de bu olur dedi. Mini mouse'um olmadan olmaz dedi. Evet. Ben dedim ki bu kadar taşlı tuşlu mu uyuyorsun gerçekten? Evet dedi. Evet dedi. Nasıl içinde nasıl hissettiğim önemli. O zaman sana ilk soruna geleyim mi Aleyna? Olur. Türkiye'de kendine net olarak rakip gördüğün bir kadın sanatçı var mıdır? Yani... Bu arada, özür dilerim lafını bağlamak istiyorum. Cevaplamak istemediğin tüm sorulara pas diyerek geçebiliyorsun. Kaç pas hakkım? Şöyle, her pas dediğinde bir shot içmen gerekiyor. Alkol de kullanmadığın için bu yatakta bayılabilirsin. Eğer bir, bayılırsan... İğrenç bir shot verin böyle tuzlu su falan. Yumurta akı. Cezalı. Ay öyle bir şey içme canım. Bir kere denedim sese iyi geliyor. Alkol içmiyorum. Sıfır mı? Yani evet bünyeme iyi gelmiyor genel olarak. Tercih etmiyorsun. Evet tercih etmiyorum. İntoleransı vardır bu. Nedir yok, o? Ben aslında dayanıklıyımdır ama yani benim bünyeme işte. Zaten hareketli biri olduğum için iyice hiperaktif olmak istemem. Ay müthiş. Hani kendini bu şekilde bilerek bilinçli bir şekilde ilerliyor olman harika bence. Teşekkür ederim. O zaman sorunun cevabı evet, gelebilir. Evet sorunun cevabı ben hiçbir zaman bir başkalarının varlığından rahatsızlık duymadım. Böyle bir şey ruhum tanımıyor. Yani yok benim rahatsız olduğum bir şey. Çünkü hani insanların hepsine bir insanlık payı bırakıyorum. Bir rakip gördün birisi yok Türkiye'de. Yok çünkü yani tamam. Yarışma mantalitesiyle var olabileceğini zannetmiyorum insanların. Sadece kendini gerçekleştirebilenler var olabilir. Diğerleri zaten yarışmaya devam eder. Harika bir bakış açısı evet. Ve çok doğru. Çok böyle şey konuşursam çünkü benim dilim çok duygu dili. Bakayım. Dur bakalım göreceğiz. O yüzden sen de ki bana şu an çok duygu dilindesin. Okey hiç sorun yok. Sen hangi dilini kullanmak istersen o dilden konuş. Bizde her dil var. Biz her dili anlayabilecek insanlarız o yüzden çok bence rahat de ol. Ünlü olduktan sonra barışmak isteyen ya da böyle sana geri dönmek isteyen kişiler oldu mu Aleyna? Var mı öyle bir ex'in? Eskilerden. Ex olarak mı? Erkek olarak. Ex olarak da olur ama arkadaş olarak da olur. Yani gerçekten küstün yıllardır görmedin ama sen ünlü olduktan sonra seninle tekrar barışmaya çalışan. Bunlar genelde eski sevgili oluyor. Senin vereceğin örnek de eski sevgili. Ama ne kadar eski kız zaten kaç? 22 yaşındasın. Kaç ay, sevgilin yani oldu iki ki? Sene önce olabilir. Şöyle. Nitelendirmeyeyim.
Yani benim ünlü olduktan öncem ve sonram olmadı açıkçası. Hmm. Yani. Sen zaten ünlü olarak doğdun değil mi? 10 yaşında ünlüydün kız sen, ben biliyorum, hatırlıyorum. Ya şöyle, herkes beni parmakla gösteriyordu. Ay doğru da öyle bir dönem oldu. Öyle bir dönem oldu. Çünkü bak, okul arkadaşlarım arkada mesela. Ben evet, neler sorabilirsiniz isterseniz, şahitlerim var. Gösteriyorlar mıydı parmağı? Parmağıyla gösteriyorlar. Biliyorlardı Aleyna'yı parmakla gösterip. Aleyna Tilki'yi biliyorum. Aa, şu sokaktan geçiyor falan diyorlar ama diğerini bilmiyorum. Şahitlerimle gelmişim. Düşünsene bu konuyu açıklık. Hani ilgi alıyordum. Genel olarak ve arkadaşlarım da biliyordu zaten hani benimle ilgilendiğini ve akranlarım zaten ilginin büyüklüğünü küçüklüğünü tartamaz. Hmm. O yüzden ilgi büyüdüğünde onlar da büyümüş oluyorlar ve çok farklı bir şey olmamış oluyor yani. Peki o dönemde seninle büyüyemeyen ya da böyle o süreçte yanında olamayan kişilerin geri dönmesi gibi bir durum oldu mu? Onu söylesene kız. Onu hani önceden ya mesela hani konuştuğun ya da yükseldiğine mesela ünlü olduktan sonra aşkım ne bileyim hani bir yükseldiğin ya da tekrar görüştüğün biri oldu mu? Ya yok, ben değişmedim ki işte. Hmm. Yani. Hiç öyle biri olmadı o zaman. Olmadı. O kadar karaktersiz birinin hayatında olmamış olması da güzel bir şey bence. Yani bence o kadar de karaktersiz girmemiş hayatı. Birinin olduktan sonra geri dönecek kadar. Ya da girebileceklerini çok tekrar düşünmemiş evet de olabilirler. Aleyna Aleyna'dır demişlerdir yani. Doğru. Peki ex'ten next olur mu sence? Yani benim katı kurallarım yok hayatta. Hmm. Ben esnek bir insanım. Evet. Yani bir ruhun bir diğeriyle ne zaman buluşmak isteyeceğini her zaman beynimizle karar veremeyiz. Bir sürü sinyal var. O yüzden net olamam bu konuda. Ola da bilir. Olmamasını önerirdim. Çünkü insan sezgisi bazen hemen hızlı çözüyor yani ama yok, esneyin bu konuda. Olay. Dediği şey ne biliyor musun? Aslında never say never. Yani asla hayır diyemiyorum. Hatta her evet şey olabilir evet diyor. Ama şöyle bir şey var. Şu ana kadarki ex'lerimden mesela next olmayacağını biliyorum yani. Ondan hani eminsin. Evet, okay, ondan eminim. En azından hayatını gösterir bilmiyorum diyor. Aynen ama ileride belki bir ex yani olur. Şu ankiler kesin çocukluktandı yani. Yani şu bayağı eskiler. Evet. Peki. Beğendiğin birini tavlamak için ne yaparsın? Öyle bir kendi içine geliştirdiğin bir taktik falan var mı? Yani var. Bir yerdesin, birini beğendin Aleyna. Bir şekilde gözüne kestirdin. Evet. Baktın ki tutuyor. Boyu uzun, esmer. Sen, bu arada nasıl tiplermiş? O hiç öyle tiplerden hoşlanmış. Ben yine doğru bu konuda da yani esnek bir insanım. Sana göre benim ten uyumu bir tipim, mu yani? Ten uyumu değil de benim bir tipim yok. Verdiği bir enerji oluyor insanların yani. O enerjiyi yakalamış olman o enerjiyi lazım. Ne enerjisi diye yani sorma şimdi. Bir enerji hissediyorum ve oluyor yani. Hani onu gördüğüm zaman tamam o. Hani bilmiyorum, esmer olur, çok uzun olabilir, çok ince yapılı olabilir, daha böyle şey olabilir. Kalıplı olabilir. Kalıplı olabilir. Bilmiyorum yani. Hani hiç kalan yok gibi. Her türlü nefes diyorsun. Nefes ağzı yeter diyemezsin. Ya, kesinlikle. Yani geniş bir yelpazeyiz. Şöyle olabilir. Hayır. Yani bana senin evet bir şey var. Hı-hı. Ve bunu onun silüeti belirlemiyor. Evet, daha ruhu. Senin aynı frekans olman gerekiyor. Belki giydiği o günkü tişörtün rengiyle denk gelişti. Bilmiyorum işte, bir şeyler. Enerjiler. Yani, enerji, o kadar boyutsal şartlar da yok senin için. Tavlamak için ne yapıyorsun? Tavlamak için kesinlikle yani bir işaret gönderiyorum. Beğendiğim bir like, bir story izlenmesi gibi mi yoksa bir bakışma gibi mi? Ben Instagram'da flörte karşısın. Biraz karşıyım. Ben de artık. Eskiden öyle değildim ama evet son zamanlarda Instagram'dan ben de uzaklaşmış olabilirim. Ya karşı değilim yani ama şey. Burcun ne Allah aşkına sen? Koç. Koçsun sen. Ben çok severim. Yani karşı değilim. Neye karşı değildin? Hiçbir şeye karşı değilsin Aleyna tabii ki her zamanki gibi. Soru ne sormuşsun ki sen bir şeye karşı? Nasıl tavlarım? Doğru. Şöyle, Instagram'dan canı Aleyna Tilki'ye mesaj atmak isteyen insanlar bana hiç güvenli gelmiyor. Çünkü insanlar yeteri kadar beni tanımıyor ve imajlarımla birlikte ve kendi düşündükleri karakteri biliyorlar ya. Bazılarının düşündüğü karakter zaten yani yazmaman gereken bir karakter yani. Anladın ama mı? Ama bunu bile bile de yazanlar oluyor mu? O bana bir şey geliyor, garip geliyor. Şimdi artık yaş almaya başladıkça ve benim
algıladıkça insanlar benim olgunlaşmaya başladığımı daha normal geliyor. Nasıl tavlardım? Ben görmem lazım. Onu söyledim. Yani İstanbul'da değil, Türkiye'de değilsin, yurt dışında bir yerdesin. Bir pub'da Türkiye'de de olabilirim. Kokteyli zorluyorsun. Dur bir göreceği zaman kız görünce ne yaptığını bir anlatsaydı önce. Türkiye'de de olabilirim yani. Türk seviyor musun? Tabii ki de. Ya değil mi? Bir Türk ya, hayır, bir yok şey işte var. Yani. Var var. Var canım öyle var. Bir şey Türkler var. Türklerdeki güzel bir taraf var tabii. Türkleri seviyorum. Hani ırk ayrımım yok ama yani Türk erkekleri de tabii ki de yani babalarımız, dedelerimiz dediğimiz tabii. zaman yani. Bir de bence aynı dili konuşmak çok önemli ya. Bir yani. Özellikle cinsellikte bence. Aynı dil. Yani aynı dil derken aynı frekansta olmak, hem evet, aynı şey. Language olarak evet. onu konuşmak, Türkçe konuşmak evet. nerede, İngilizce konuşarak şey yapmak nerede. Kendimi ifade edemiyorum ki tam olarak İngilizce'de ben. Neler canım. Ben Türkçe'de yani... ooo neler. Ama sen ne burcusun? Akrep. 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 Biz şu an akrep, tabii, koç ve ikizleriz. En tehlikeli, en tehlikeli üç burç. Bir metrekarenin içinde duruyor. Gerçekten. Biz bir araya bu arada daha önce birçok kez geldik. Yazın bu arada Aleyna ile böyle bir vakit geçirdik. Çeşme'de ve Samet'le Aleyna'nın bir hikayeleri var ve beni inanılmaz güldüren ve eğlendiren bir hikaye. Hangileri acaba? Yani no, aşkım mezarlık. Ne olur bir anlatın. Ay yani işte polis, ay biz çokuz yani. Ne olur ben sana polis anlat. Mezarlığa gelip mezarlıktan orası en son. Baştan anlatıyorum. Evet, hadi. Ya dur ben biraz başa gideyim. En başa. Tamam. Evde hazırlanıyoruz biz. Aleyna'lar da hazırlanacak, bir yere gidecek. Ben de hazırlanıyorum. Nereye gidiyorsunuz kızlar dedim Seral'le. Selin'in evindeyiz bu arada. Selin, ben, Aleyna, Seral. Narek bana aşkım biz mezarlığa gideceğiz dediler. Ben de dedim ki herhalde dedim, onlar baş başa bir yere gitmek istiyor. Hani beni istemiyorlar ama sonra beni çağırınca hadi gidelim o zaman dedim ben. Kırım mezarlığa davet edilmiş. Selin'e de diyor ki abla diyorum hadi kalk mezarlığa gideceğiz dedim. Senin diyor ki ne mezarlığı? Abla kızlar Allah mezarlığa Allah. Gideceğiz. Biz hep birlikte mezarlığa gitme kararı aldık. Gezeceğiz. Sen de geliyorsan gel dedim. O da iyi hazırlandı. İyi ben de geliyorum dedi. Biz dördümüz kalktık Çeşme'de Alaçatı'da mezarlığa gidiyoruz. Ben yokum bari, ben çalışıyorum. Yok can yok. Ben seviyorum yani mezarlık gezmeyi. Seral de seviyor. Peki neden Aleyna? Bunu hep merak etmişimdir. Benim zaten doğduğum yerdeki park mezarlığın içindeydi. Wow. Aynen. Kare ölüm yer. Ve bir sonraki yaşadığım yer İzmir'de morgun karşısındaydı. Ve ben de böyle ölülerle empati yaptım bayağı ve oraya da aslında bir anmak için ruhlarına işte evet, dua edip. Dua okuduk. Aynen. Ondan sonra Selin bizi kapıda bekliyordu. Ama Selin girmedi kesinlikle Selin, bu arada. Selin dedi ki ben girersem dilimi yutarım diyor. Duvarın üzerine oturmuş onları bekliyor. Değil mi? Evet. Evet. Ondan sonra oradaki görenler de herhalde polise şikayet etti bizi. Yani nedenini hiç anlamadık. Biz de gidiyoruz, geziyoruz. Kedi geliyor, kedi de dolaşıyor falan evet. orada böyle. Kara bir kedi. Evet böyle. Tabii hafiften tırsanlar da oldu ama. Ay olmaz mı? O bana nasıl anlattı? Ben gideceğim sonra çok korktum. Ay ışıkım. Sadece birden ışıklar yandı. Kedilerin gözleri açıldı. Kediler birden etrafımıza gelmeye başladılar. Aleyna hadi geri. Aleyna diyorum Selin bekliyor. Hadi o çok beklemezdim Aleyna. Peki polislerin geldi ya. Aşkım polisler geldi. Mezarlıktan çıkanlar Aleyna Tilki, Samet Liçin'e, Seray Yerir'i. Mezardan çıkan isimlere bak. Selin çok ama güzel dedi ki yani ne yapıyorlar içeride dedi. Selin de demiş ki işte dua ediyorlar, ziyarete geldiler dedi. Evet sonra gittiler yani bize bakıp böyle. Ne yapıyorlar? Ama biz şok olduk yani. Ama siz çamur içinde ayaklar. Evet her yer. Bir de şeyden böyle duvardan tırmanarak iniyoruz falan böyle aşağıya. Bu galiba sizin bir challenge kendi kendinize. Evet. Ben de onlarla deneyimlemek istedim. Onunla böyle gidelim. Çok tatlı. Ben olsam ben de dahil olurdum bu arada. Dahil olmak evet. isterdim. Gelirdim yani. Çok nötralize oluyorum. Aleyna sen sordukça ben korkuyorum. Niye sordun? Ay. İçinde bir brown bir şeyin vardır umarım. Hani benim içinde bir şey var mı değil, hani özellikle bra. Tabii ki bra. Asla stüdyen mi değil. Bra. Umarım dantelli ya da transparandır diye. Yok yok şaka yapıyorum. Eril arkadaşım. Peki bir soru. Şimdiye kadar
hakkında yapıldığını düşündüğün en saçma haber neydi? Ay hepsi yani çoğu. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum bazen. Bir keresinde çok garip bir şey olmuştu. Bak anlatacağım. Çok ne saçma. Dondurma aldım bir tane. Gidiyoruz böyle arabada. Dondurmayı böyle elimde taşıyorum ama böyle kafamı da böyle camdan sarkıtıyorum falan böyle dondurma elimde. Dondurma tak elimden düştü. Arkada da magazin varmış. Magazin arkamdan dondurmamı çekmiş böyle yerde duruyor. Dağılmış bir şekilde Aleyna dondurmayı yere attı diye. Böyle aradan günler geçti bir baktım dondurmam yerdeki. Ne alaka oldum yani. Hemen düştü kız şeyi. Algı. Attı ne demişlerdi. Bize mi attı? Hayır. Yere attı, işte gitti. Dondurmayı yere attı demişlerdi. Hani ne var bunda? Hayır şımarık kız imajı vermeye evet. Çalışmışlar aslında. Halbuki yani dondurmam düştüğü düşmüş. Için. Sen ağlıyorsun ama o sırada. Karın içi kan ağlıyor. Kan ağlıyor orada. Üzerine bir de o kötü haber. Ay, daha da kız ne şey, yapsın? Nasıl daha dayansın? Dondurma yemez. Birinin seni tanıması için seni hangi mekanda görmeli ya da hangi mekanda tanımalı? Hangi mekan? Yani müzik çalan ama böyle gerçekten iyi müzik çalan bir yerde. Ne tarz? Görürse seni gerçek Aleyna'yı tanır mı tamamıyla? Yani tamamıyla tanımaz ama beni dans ederken görürse yani... Ve etkilenebilir diyorsun. Anlayabilir benim yaşamı anlama biçimimi diye düşünüyorum yani. Dansınla bunu ifade edebildiğini düşünüyorsun. Çünkü sadece dans ediyorum dışarıda ve böyle sadece hayal kuruyorum bir yere gittiğim zaman. O yüzden çok böyle hissediyorum kendim olduğumu oralarda. Beni o halimle seven, o halimle beğenen biri olsun. Hoşuma gider. Tabii olmuştu da var yani böyle şey. Ay tabii. Neler oldu anlat. Detay ver. Aklına bir şey geldiyse onu yapıştır. Yani olmuştur yani ben dans ederken benden hoşlanıp yanıma gelip benim de anlaşıldığımı hissedip hoşlandığım. Evet. Ya böyle ya da soft anlarda yakalanmayı da çok severim. Mesela yağmur yağarken falan çok romantik oluyor ama böyle havanın kapalı olduğu böyle çok soft olmadı gerçi de benim softum. Biraz Londra havası. Evet böyle havanın böyle full filtreli olduğu, gözüne görünen güzel bir enerjiyi görebileceğin bir hazır bir hava böyle. Wow. O an beni orada görmesi, ıslak saçlarım falan yürüyorum. Biri seni o halde görse tamamıyla tanırdı. Aptalca bir hayal oldu. Yo bence tatlıydı. Peki Aleyna Tilki'yi en çekici kılan üç özelliği nedir ve kendini seksi buluyor musun? Küçükken kesinlikle bulmuyordum. Yaşım ilerledikçe diyor. Tabii. Ama öyle oluyor zaten. Tabii ki herkes öyle oluyor. Bir de insanlar o kadar bana çocuk imajı giydirmeye çalıştılar ki aslında ben çok akıllıyken belki de hani yaşıma göre. Onların imajıydı o ve ben kadın olmakla alakalı, çekici olmakla alakalı bir fikre hiç varamadım. Değildir, evet. Ama şu an yaş aldıkça ve tabii ki de sosyalleştikçe. Çünkü o zaman bir fanusun içindeydim korunmak için. Ama sosyalleştikçe akranlarım ne yapıyor, benim yaşıtlarım ne yapıyor? Çünkü sonuç olarak ben akranlarımla çok vakit geçirememiştim. Onlar nasıl geliştiğini görememiştim. O zamanlar ben Amerika'daydım ve yalnız yaşıyordum. Ama onlarla sosyalleştikçe artık evet ben çocuk değilim. Ben olgunlaşıyorum. Bilinçli bir hale geliyorsun. Evet ben kendimi çekici de buluyorum, seksi de buluyorum. O yüzden işte imajım değişmeye başladı. Bu arada saçlarına güzel bayıldım. Bir dönemdeyim. Evet çok teşekkür ederim. Çok yakışmış. Sanki Aleyna daha önceden de böyleymiş de hiç farklı değilmiş gibi Canım geldi bana. Canım hiç farklı değilmiş gibi geldi. Ben de uzun haline göre daha çok beğendim. Çok mutlu oldum. Saçım güzel olmuş mu? Dedim ki saçım böyle yaptım. Değil miydi? Hani bana o kadar... Çok iyi bir cevap ama gerçekten. O kadar bana hani böyleymiş gibiydi. Eril Can tarafından gelmiş. Aa, Aleyna bir de şarkı söyle kız. Ay koskoca Aleyna. Biz videolarda arıyoruz, karıya geldik, evet. Sorular soruyoruz. Söyle. Kızsa, ay sana bir şey itiraf edebilir miyim öncelikle? Sabahtan beri söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Evet. Videoda kayda girip söylemeyi bekliyordum, söylüyorum. Ben normalde bir Aleyna Tilki dinleyicisi değildim. Herkes gibi hani popüler şarkılarını tabii ki dinliyordum ama son zamanlarda biz hani son böyle bu yazdan sonra biraz daha hani daha fazla vakit geçirmeye başladık, bir şeyler paylaştık falan konuştuk ya. O zamandan sonra benim sana bir sempatim oluştu ve şarkılarını daha sık dinlemeye başladım. Yalan şarkın beni... Evet, benim de favorilerimden. Tek benim ağlatabilen de. Şarkı. Gerçekten mi? Evet. Çekil. Mesela ben yalanı duşta hoparlöre bağlanıp açıyorum, duşta dinliyorum, inanılmaz bir şekilde ağlıyorum ve gözyaşlarımla sanki o vücudumdaki kötü enerjilerin akıtıldığını düşünüyorum evet. O suyun gücüyle.
Ama kendimi yalanla ağlatıyorum. Yalan benim kendimi ağlatma şarkım. O kadar hissediyorum ki. Demek ki geçmiş duygum. Geçmez mi? Evet, geçmiş. Bu arada kim yazdı onu? Ben yazdım. Ne? Wow. Gitar yatağın üstünde aynen böyle işte bu konseptteyken. Ay, inanamıyorum. Bir gün eve geldim, bir anda odaya girdim, gitarı elime aldım ve 5 dakikada sadece söyledim ve bitti. Sonra hatta bir gün Sezen Aksu'ya da söylemiştim o şarkımı. Ne diyorsun? Evet. Bayağı da bekledim çıkmayı. Wow. Ve böyle çok güzel enerjiler var yani hep üstünde. Zaten çok geçiyor parça, çok samimi. Peki Sezen Aksu'ya da canlı olarak söylediğin o şarkıyı şimdi bize de söyler misin? Söyleyeyim. Çok severim çünkü. Şöyle bir gerçekten hani böyle hötür hütür. Hötür hütür. Tabii. Beni sevdikleri, söyledikleri inanma, her şey yalan. Hani masallarda anlatır ya, inanma, kandırmaca yalan. Ama bana dokunma, yaklaşma, gelme, inanmam, kanırım. Ya. Ötesi yalan. İnanılmaz ya. Gerçekten. Çok hisli, çok geçiyor. Çok duru bir sesin var Aleyna. Tertemiz bir sesin var. Burada da bize daha önceden söylediğinde gerçekten bunu hissetmiştim. Ve o canlı sesini dinledikten sonra sana daha çok hayran oldum ve bayılıyorum şarkılarına. Teşekkür ederim. Ve yenilerini yapman için artık sabırsızlanıyorum. Dolu dolu. Biliyorum. Neler diyeceksiniz. En yakın ne zaman? Bakın Aleyna'nın albümü en çıkıyor. En yakın bir ay sonra çıkacak yani. Evet. Hatta ve daha kısa. Bize az önce dinlettiğin ilk çıkacak olan mıydı? İlk çıkacak olan, evet. Bir ay sonra. Ya ben vallahi o albümde hissettiğim her şeyi kustum yani. Bütün içine attın, döküttün. Evet, hepsini akıttım hem de saklayarak yani böyle. Gerçekten duymak lazım. Yani bir şeyler ima ederek. Evet, mi? İma ederek. Bence açık açık söyleyince çünkü çok taşlıyorlar. Evet, bir şeyleri ima ederek ifade etmek bence çok kaliteli ve inanılmaz daha yetenek isteyen bir şey. Evet, zaten sanatta da bir şeylerin üstünün kapatılması gerekiyor, yoksa çok savunmasız oluyorsun. Yani zaten mesela ne zaman konuşsam daha çok kızıyorlar ama ne zaman anlatacağım şeyleri şarkıya saklasam ya da daha bir klibe saklasam, evet, o zaman neye kızacağız ki deyip sadece direkt anlıyorlar yani. Hmm, o yüzden çok şarkı yazdım. Yaklaşık 2 tane albüm yaptım. İkisini de beğenmedim. Beğendim. Çok güzel şarkılar vardı. Kendime uygun görmedim. Hepsini de ben yapmıştım ama beni yansıtmıyordu. E ver onları kız. onlara bakarız. Onlar evet, çöpe gitmesin. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Sessizlik. En güzel sahne, en tatlı bölüm. Hiç bilmiyorum. Ay, inanmıyorum Aleyna. Roman seviyor musun? Sana öğreteceğim. Roman havasına bayılıyorum. Ya sen roman biliyor olman evet, lazım. Evet, beraber roman düğünleri izliyoruz. Doğru. Evet. Birlikte topladık roman düğünü. Kesinlikle. Evet, bizim bu arada en sevdiğimiz şey normalde. Ben de inanılmaz. Hani gideceğiz bir gün üçümüz bu arada. Çok birinin istiyorum. Roman düğününe gideceğiz. Çok istiyorum, bir roman düğününe gidelim. Böyle enerji olarak çağırıyorum. Çok inspire yani şey i̇nanılmaz. Çok. İlham veriyor sana. İlham veriyor. Evet. Sus. Ne? Dövmen var mı? Var. Burada bir tane var. Okay. Lovely. Burada Emo Bunny. Emo Bunny ne? Emo olduğum için. Nasıl? Emo özel muydu? Hayatımda. Nasıl yani? Yani kendi hayatımda biraz. Evet. Emo Bunny, bir de çok sevdiğim bir tavşan ben vardı. Ben de o şu yarım yüzlü kızlar vardı ya, böyle saçlarını şey yapar. O emo zannediyorum. O değil mi? Evet, o saç şekilleri var. Sen emo muydun? Biraz. Instagram'ımda da azıcık hissediliyor. Evet, böyle hani commercial stylingler falan yapıyorum ya da böyle direkt dolabımdan aldığımı giyiyorum ama aralarına bir o dönemleri hissettiren hep bir dokunuş yapıyorum oluyor. Evet. Bu güncellenmiş hali mi? Yok, bu değil. Mesela değil, bu Aleyna'nın mesela zaten. Burada bu arada sizlerle, biliyorsunuz benim için önemli bir gün bugün. Bu yatak odası pembe bir hayat ve pembe ayım, biliyorsunuz. Ben ayrıldım ondan. Evet.
Aa, evet, doğru. Sonra bir robotla evlendim. Ayrılığını kutluyorum. Evet, bugün evet. O günlerden, hatta o gün bugün. Evet. Aynen ve ben artık o pembe dünya bende olacak ama dedim ya işte küçükken bilmiyordum, şimdi büyüdüm, bir şeyleri biliyorum evet. diye. Daha bir şeyleri hissedip, bilinçlenip daha fark ettiğini düşünüyorum ben. O döneme geçtiğini duyuruyorsun. Evet, yani. Bir de daha yani daha kendi özümü fışkırtmaya hazır oldum. Fışkırt bekliyoruz. Fışkırt bana. Aleyna fışkırt. Helal olsun. Heyecanla bekliyoruz. Dur, döneceğim bana. Dön kız. İstediğin şekli bürün. Yani hani yapmayı sorgulayamadım ya, herhangi bir mesleği yapmayı. Barmaid olmayı düşünüyorum. Evet, daha henüz popüler olmasaydım Barmaid'de kendi emo playlistimi çalıp kendi şey falan öyle bir şey de yapabilirdim yani. Ben merak ediyorum, buna, bu ne demek? Buna bir soru sorabilir miyim? Mesela ünlü olmasaydın hangi mesleği yapardın? Barmaid mi? Boğulmak ister mi? Hani başka bir şey söyleyemez kız bu kez zaten, onu söyleyeyim. Şöyle, psikolog olmak isterdim kesinlikle. Ha, söyledin, ne oldu? Ya da psikiyatrist olayım. Hmm. İkisi de güzel. Kız, iki dakika önce Barmaid istiyorum, çok istiyorum, yapmak istiyorum Barmaid. Açacağım, yapacağım dedi dedi dedi. Kız şimdi psikolog olur mu hemen? Ama ben psikanalize de çok ilgiliyim yani. Neylize de? Psikanalizle. Albümümde yani, mesela ben kendi psikanalizimi şarkı söylerken yani yaptım yani. Nedir psikanalize? Ay evet, bilmiyorum, ne yapayım? Benim gibi bilmeyen burada evet. Milyarlarca ay. İnsan var. Psikanaliz. Anlat, öğrensinler. Psikanaliz, okay. Kendi fikrimce. Bence insanların çocuk yanlarıyla bağlantıda olmak devamlı olarak ve kendime hatırlayamadığım anılarımı hatırlattım. Kendime çocukluğumla alakalı çok önemli mesajlar ulaştırmak için çok uğraştım. Onu çok sevdim ve onu dinlemeye çalıştım. Psikanaliz bana göre böyle bir şey. Ve albümümü yaparken de gerçekten tüm çocukluğumun sesini çıkarttım. Onu ben de duydum sonra. Umarım diğerleri de duyar. Çünkü ve de bunu güçlü bir halimle yapıyorum. Çünkü o zaman çocuk ve kırılgansın. Ama şu anda en azından kendini koruyabileceğin bir şeylerin var. O yüzden gerçeğin çıkması daha kolay oluyor. Doğruluk mu, cesaretlik mi? Cesaretlik. Amuda kalk. Yatakta. Cesaretlik dedin. Ay sen dedin Alena, niye dedin? Ne, ben öyle bir şey yoktu bu arada. Ben öyle dedim. Başka bir şey söyle. Şu an pijama partisindeyiz. Şuraya çıkıp Dilber dansı yap. Dilber dansı mı? Açayım sana. Ay, aç müziğini. Ya bir ilk izlemem lazım. Neye? O dansı. Tam doğruluk diyorum. Çünkü şimdi yani saygıdeğer insanlar şimdi bir dansına bakayım. Yok ya şey kız şöyle pavyonda oynar boyunca. Ekstra yapacağın ne var? Sana Nicki Minaj gibi twerk yap demiyorum. Onu yapabilirim belki. Mesela. Yok. Yok, boş ver. Yani popom da biliyorsun. Artık birazcık kendimi şey yapmak istiyorum. Twerk'ı yaparken yani. Başka şekil yapmak istiyorum. Herkesin kendi yorumlaması vardır twerk. Yani artık bu yatak odası ya. Değil. Artık bir başka bir yere gideceğim. Ben dumur vereceğimi bilemedim. Yani okey aşkım. Nerede istersen orada yaz. Bu kariyer yolculuğunda buraya kadar gelmişken ve böyle bazı değişimler ve böyle radikal değişimler içine girmişken böyle keşke dediğim bir durum oldu mu? Pişmanlık olarak mı yoksa hayır, yapsaydım? Hayır, sadece yapsaydım olarak. Keşke o kadar kendi gücümün daha üstünde, ya bu kadar hızlı bir şekilde olmasaydı diyorum. Çok hızlıydım ve hiç durmadım. Benim bir şeye, molaya ihtiyacım vardı yani. Ona keşke dedim ve o bitti artık. Hani okay. O keşke dönemi o geçti. Evet, çok istiyordum tutkulu. Ve böyle benim en sevdiğim yer sahne ve ben zaten çocukken de gözlerimi kapattığımda oyun oynarken hep oradaydım. Hep hayal ediyordum. O yüzden zaten hep kliplerim de böyle sürreal ve hayal ettiren. İşte ayıcık da aslında bir sembol.
Ama o benim kendi karakterlerimden bir sembol. Ten uyumu olmayan bir ilişkiye, mizah anlayışı kötü olan bir ilişkiye eler misin? Mizah anlayışı zaten yılanı deliğinden çıkarır, her şeyi yaptırır bence. Mizah anlayışı olmalı diyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü hayat çok mizah. Ya da hani keyifli hale getirmek kesinlikle için mizah evet kullanmak evet gerekiyor i̇lişkide hayatı. İlişkide mizah önemli. İlişkide aslında hayatta mizah önemli. Hayatta zaten ilişkide daha mizah, zaten ki karşıdakini evet mutlu edebilmek ve kesinlikle elde tutabilmek için. Hep bir aksiyon, hep bir güldürme halinde olman gerekebilir. Ya öyle, ama mizah sadece güldürmekle de alakalı bir şey değil. Değil. Mizah çok derin bir şey yani. Evet, konuşmada bile zeka olabilecek bir şey. Tabii, tabii. Evet. O mizah zaten zeka gerektirir kız. Adını Google'da aratıyor musun Aleyna? Hiç yaptın mı ya da? Bazen böyle yanlış anlaşılmaktan korktuğum bir hareket yaptıysam kendi kendime panikleyip ertesi günü bir sabah bir bakalım ne diyorlar bir diye. Google'da diyor, haberlere tıklayıp bir bakıyorum yani. Ne yapmışım acaba ya? Of falan. Peki okulda şey zorbalayan mıydın yoksa zorbalanan mıydın? Zorbalanan. Bir kere beni dövmeye geliyorlardı. Elimi arkaya koyuyordum. Çok korkuyordum şiddetinden. Şimdi mesela daha dik başlayayım. Ne olabilir ki? Pardon. Öyle oluyor zaten sonrasında. Tabii canım bir süre sonra hani ne mino. Aleyna birinden soğursa, düşman kesilirse bunun en büyük sebebi ne olabilir? Ve kinci biri misin? Kinci biri miyim? Koçsun aşkım. Yalan söyleme. Vay rezil olursun. Koç kız. Evet kinci biriyim. Ama şöyle bir kinci biriyim. Asla zarar vermek değil. Sadece şeyi çok isterim. Bana yaşattığı gerçekliği, onun kendi gerçekliğinden kaynaklanıyor. Bunu görsün isterim. İkinciliğim böyle. Bir şeyler oldu, mesajlar gönderildi. Bir şeyler verildi, bir bakışlar, bir şeyler hissedildi. Evet. Ya mesaj göndermek değil de işte düşünce tarzım. Güzel bir soru soruyorum o zaman. Sahnelerle alakalı. Sahneler. Özledin değil mi? İnanılmaz. Ay, o albümden sonra bence inanılmaz. Özledim dediğin zaman ağlamak istiyorum. Özlemi çok hissediyorum. Özlem çok benim içimde. Ya. Çok özlüyorum. Bak ağlasın. Öyle deyince oralarda ya ağlarım işte. Ay. Bir de zaten ağlamam pijama. Yataktayız da. Aynen. Yok o zaman sorumu sorayım. Sahnede performans sergilerken içinde bulunduğun duyguları nasıl tanımlarsın? Sahne performanslarında seni motive eden şey nedir? Hiç korkmadığım bir yer orası. Hı-hı. Çok garip şeyler olsa da. Çok güvendiğim bir yer yani. Beni en çok motive eden şey de böyle sahne üzerinde söylediğim mesela türküler. Türküler beni çok motive ediyor. Hisler var beni destekleyen. Mesela insanların eşlik etmesi. Bence bu çok özel bir şey yani. Tabii ki canım. Bir bilinci, bir duyguyu hep beraber söylemek. Evet, yani yaşamak. Kalabalıklarla. O enerjinin gücünü düşünebiliyor hepimiz musun? Hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Yani aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani bu insanlar için çok özel bir şey. Hepimiz için çok kolektif. Daha çok da yapmalıyız. Yapıyoruz, yapacağız. Çok tatlısın. Söyleyelim. Bu duygudayken bir başıma belasın gelir mi? Gelir. Evet, lütfen gelmeli. Şu an Aleyna şakıt aşkım dinliyor. Ben kalbimin orta yerine seni yazdım. Bir gün sen razıyım. Nasıl aldın ahımı? Ne geçti söyle eline. Ben kara sen neredeysen orası beyazdı. Ah başıma belasın. Ne günlere kaldık, o yıllar dönmez geriye. Ağzına sağlık arkadaşlar. Geçen yarım kalmıştı. Evet. Güzel bugün evet söyledik. Ezan okunmuştu ondan bir kesilmişti evet galiba. Allah kabul etsin de. Ay Aleyna çok güzel bak. Bütün tüylerim, derilerim kıpırdadı ya. Ses rengi, o tınısı benim frekanslarıma uygun. Beni çok yumuşatıyor. Teşekkür ederim. Çok hoş. Ben niye övülürken garip hareketler yapıyorum böyle? Hayır yani ama övülmek çok garip yani. Ya niye öyle düşünüyorsun? Hiç övülmüyormuşsun normali peki. Normal karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii tabii bence. İnsanların seni tanımlarken kullandığı kelimeleri duysan bu kelimeler ne olurdu? Nelerdi bunlar? Şöyle, çok akıllı bir kız diyorlar. Evet. Öyle söylüyorlar senin şey, için. Çok evet şaşırdım.
çok şaşırdım diyorlar. Neye? Hatta yüzüme de söylüyorlar yani. Peki başarıya giden yolculuğunda karşılaştığın en büyük zorluklar nelerdi? Bu zorlukları nasıl aştın? İlk zamanlar. Aa, neler oluyor kız pozisyon? Take your position baby. Hadi bakalım dinleyelim. Yalnız olmaktı karşılaştığım en büyük zorluk ve anlaşılamamak olabilirdi. Bunu en güzel nasıl aştım? Anlayarak, bir başkasını severek, bir başkasını anlayarak. Uyusaydın kız sen hiç kalk. Ben sizi dinliyorum. Ya. Ama evet bu da var pijama partisinde. Doğru canım. Böyle bazen. Birileri konuşurken o da lazım. Lazım. Sen? Ben götüm dışarıda düşmek üzereyim. Evet gel. Biraz şöyle kayayım. Karaoke halinden şarkıyı tahmin et var ama ilk 3 saniyede. Tamam. Çünkü zaten telif yeriz. 5 saniyeyi geçemeyiz ona tamam. Göre. Karaoke halim bu arada. Pembe mezarlık. Evet. Gördün mü bu arada? Gördüm. Görüyor tabii ki. Aleyna aşk olsun. Sen niye bakıyorsun telefonuma benim bakayım? Mezarlık dedik, mezarlık çıktı kız. Biz gezdik. Çağırdık. Gittik bari Fatiha okuduk şurada. Bak mı kız? Ay yine aynı şarkıyı açmışım dur. Mor ve ötesi evet. Bir derdim var. Evet. Ama kız çok kolay Aleyna, bu Aleyna'ya. Aleyna hepsine bakıyorsun her şu telefon ekranı doğru. Bakamaz. Bakamaz ben kaldırıyorum ondan. Antidepresan. Evet. Telifler yeniyor. Ama başka ya. Versiyonları da var. Evet birçok. Versiyon bu karaoke var. Versiyonu. İşte şarkının orijinal versiyonu temsiliyor. Söyle. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince. Yangın yeri hep buralar sayende. Yok şikayet gel bir sarayım. Aşkın olayım. Aleyna madem bundan kurtuluyorsun. Ay kalbimi nereden kulağından mı gözünden mi? Neresinden kalbimi? Aleyna karnından. Yırt onu ve şundan kurtul artık. Ayıcık mayıcık. Ben kurtuluyorum. Yeter. Ay Aleyna inanamıyorum. Kurtuldun, içini boşalttık. Ay giydik bunu bari giyeyim ben dur. Ay Aleyna evine koydun. Allah seni bu dublörüydü biliyor musunuz? Ziya aldı. Daha mı? Ay sen bizi bu dublörünü mü bizi getiriyorsun? Bizi kandırdın mı? Bunun daha mı büyüğü var? Hayır ama o gitti zaten. Onunla bitti. Ha, onunla yollarımızı attın ayrıldı. İşte sembolik pembayım zaten o işte. Ha bir bu kalmıştı bu da gitti. Bir bu kalmıştı o da gitti. Tamam. Diğeri retrograde'de ayrılmıştık onunla. Ay makas! Aa, yapma! Allah kahretmesin. Ay makas! Aa, yapma! Gerçek olamaz, gerçek olamaz. Gerçek değil de canım acıdı yani birazcık. Acıdı mı? Olsun. Aleyna. Aleyna. Ay bu video nasıl bir videoydu? Sümit! Olay! Kurtulduk bak her artık içini dışını dışına çıktı. Artık eleymiş. Bundan sonra hiç korkmasın. Bundan sonra ne ayıcık, ne danacık. Ne dert ne keder. Yeni albümün sana uğur, şans, mutluluk. Çanta dolu da para getirsin. Bol tıklama ve bol izlenme tabii. Aynen ki. Öyle. Bize de öyle. Aşkım. Abone olmayı unutmayın. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli vakit geçirdik. Ben çok tatlısın. Hep gel yine gel zaten geliyorsun. Yine bir yerlere bir şeyler yapmaya gidelim. Pamuk her oldu. Her yerimiz ehliyan vermedi ayıcın içine girdim susun. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen şu an like atmayı, fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Sakın.